Arkadaşlar bize verilen eşitlik sorularında yapacağımız iki şey çarpanlarını ayırmaktı ki bu ifade zaten çarpanlara ayrılmış. Yapacağımız ikinci şey de bunları sıfıra eşitleyerek reel kökleri bulmaktı. Geçen dersimizde şöyle bir şey söylemiştik. Eğer bize verilen mutlak değer tek başınaysa yanında artı ya da eksi herhangi bir sayı yoksa arkadaşlar bulduğumuz o mutlak değerden bulduğumuz kök çift katlı kök oluyordu. Yani bunun için biz ne diyeceğiz? Çift katlı diyeceğiz. Çünkü x yerine yazdığım değer ne olursa olsun dışarıya pozitif çıktığı için eşitsizliğin yönünü değiştirmeyecektir. O yüzden çift katlı kök kabul ediyoruz. X kare eşittir 0 dersek bakın bunun üzerinde 2 olduğu için burada 2 tane var deyip bunun da yine çift katlı olduğunu söyleriz. Diğerine baktığımız zaman x eksi 5 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir 5 gelecek. Bundan her toplamda bir tane olduğu için bunun tek katlı olduğunu söyleyeceğiz. Buraya baktığımız zaman mutlak x eksi 4 eşittir 0 diyecek olursak x eşittir 4 bulacağız. Ve bu mutlak değerin yanında da yine artı ya da eksi herhangi bir sayı olmadığı için bunun da çift katlı olduğunu söyleyeceğiz. Daha sonra bir işaret belirlememiz gerekiyordu. Mutlak değer pozitiftir. X kare pozitiftir. Buradaki x pozitif, buradaki mutlak değer pozitif olduğu için 4 tane pozitifin çarpımından bunun da pozitif olduğunu söyleyeceğiz ve soruya baktığımız zaman bizim aradığımız yer tabloda negatif olan yerler olacak. Bulduğumuz bu 4 tane kökü tabloda yerleştirmemiz gerekiyor. O zaman bir tablo oluşturmalıyız. Şurada bizim neyimiz var arkadaşlar? Birinci kök var. Burada ikinci kök olsun. Burada üçüncü kök olsun. Burada da dördüncü kökümüz olsun. Buradaki x'lerin değeriyle burası eksi sonsuz yazabileceğimiz en küçük kök 0. Daha sonra 3, 4, 5 şeklinde ilerliyor. Burada da artı sonsuz var dememiz gerekiyor. Bunların hepsi denklemi 0 yapıyor. 4 tanımsız yapıyor ama onu da yine tek çizgiyle gösteriyoruz demiştik. Bu durumda çift katlı köklere çift sıfır atacağız. Sıfır çift katlı çift sıfır hak etti o zaman. 3 çift katlı buna da çift sıfır verdik. 4 de çift katlı buna da çift sıfır verdik. 5 tek katlı arkadaşlar buna bir tane sıfır verdik. En sağdan işaretimiz artı olarak başlıyor. Tek katlı kökten geçerken eksi oldu. Çift katlı kökte değişmeyecekti. Eksi, eksi, eksi oldu diyeceğiz. Ve baktığımız zaman burada soruda biz negatifler aradığımızı söylediğimiz için alacağımız yerler buralar olacak. Şimdi bunu en kısa yoldan çözüm kümesini yazmak isterse seçeneklerde eksi sonsuza 5 der. Yalnız dikkat ederseniz eksi sonsuzla 5 arasında dahil olmayan çift katlı kökler var. Biz demiştik ki çift katlı kök dahil olmadığı halde bulduğunuz çözüm kümesinin içerisinde ise o çift katlı kökü kümeden çıkartmanız gerekiyor demiştik. O yüzden buradan bizim 0'ı, 3'ü, 4'ü ve 5'i, pardon 5 zaten yok. 3'ü, 4'ü ve 0'ı ne yapmamız gerekiyor? Çıkartmamız gerekiyor. Mesela bunu ekstradan hani birazcık kafa karıştırmak isterse şöyle de yazabilir. Der ki eksi sonsuz 3 aralığı birleşim 3'e 5 aralığı fark. Ve şimdi eksi sonsuz 3 aralığı dersen bu aralıkta 0 var. O zaman 0'ı çıkartmam gerekir. 3 ile 5 arası dersen bu aralıkta 4 var. 4'ü çıkartmam lazım derim ama genel olarak karşınıza birinci yazdığım yani ilk yazdığım çözüm kümesi çıkar. Devam ettik. Arkadaşlar bu ifadeyi birazcık düzenleyecek olursak biz bunu 5 üzeri x çarpı mutlak x artı 5 bölü aşağı taraftaki x kare eksi 25 2 kare farkından x eksi 5 çarpı x artı 5 şeklinde yazabiliriz. Çarpı 10x eksi 5 büyük eşit 0 dememiz gerekiyordu. Daha sonra ayrı ayrı sıfır eşleyip reel kökleri bulmam gerekiyordu. 5 üzeri x 0 dersem bu şekilde bir sürü sayıyı 0 yapacak reel kök yok dememiz gerekiyor. Mutlak x artı 5 eşittir 0 diyecek olursam buradan ben x eşittir eksi 5 bulurum. Şu an bu arkadaşlar çift katlı. Yani çift katlı olduğu için burada ne diyebilirim? İki tane var diyebilirim. İsterseniz dört tane var. Yani çift miktarda olsun yeter. X eksi 5 eşittir 0 dersem x eşittir 5 olacak. Başka bir yerde 5 yok. O zaman bu tek katlı oldu arkadaşlar. Tek katlı oldu. X artı 5 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 5 olacak. Burada bir tane var.
Dikkat ederseniz bakın şuradaki ifadeyle buradaki ifadede aynı kökler var. Biz demiştik ki aynı köklerin miktarına bakılır. Toplamda o zaman burada 3 tane var deyip bunun artık tek katlı olduğunu söylememiz gerekiyordu. Bir de 10x eksi 5 eşittir 0 dersek x eşittir ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Bu da ne olacak arkadaşlar? Yine tek katlı olacak. O yüzden mutlak değerli ifadenin kökünden başka bir yerde de olduğunu görüyorsanız mutlak değerli ifade 2 tane var. Diğerinden de 1 tane geldi veya 2 tane geldi. Toplayıp bakarsınız. Çift miktar çıkarsa yine çift katlı. Tek miktarda çıkarsa tek katlı dersiniz. Tablomuzu çizecek olursak elimizde toplamda bakıyoruz 1, 2, 3 tane kök var. O zaman tabloda 3 köklük yer ayarlamamız gerekiyor. Ve diyoruz ki şurada eksi sonsuz var. Burada eksi 5 var. Burada 1 bölü 2 var. Burada da kaç var? 5 var. Burada da artı sonsuz var dememiz gerekiyor. İşaret olarak 5 üzeri x nedir? Artıdır. Mutlak değer artıdır. Buradaki x artı, buradaki x artı, buradaki 10x artı olduğu için toplamda bizim işaretimiz artı olacak. O zaman en sağdan artı yazarak başlıyoruz. Ha bir de çift katlı, tek katlı onları belirtelim. Bunların hepsi tek katlı. Bu 0, bu da 0, bu da 0 oldu. Eksi 5, bakın eksi 5 hem yukarıda var hem aşağıda var, o zaman dahil değil. 1 bölü 2 sadece aşağıda var, dahil değil. 5 de sadece aşağıda var, dahil değil. Yani burada hiçbiri dahil değil. Dahil olması için pay kısmında olması lazım. Yani hatta şöyle söyleyeyim, payda da olmaması lazım. Bütün köklerin hepsini ben payda da bulabildiğim için hiçbiri dahil değildir. Tek katlı kökten atlarken işaret değişir. Artıydı eksi oldu. Eksiydi artı oldu. Artıydı ne oldu? Eksi oldu demem gerekiyordu. Sorunun son ilgilendiğimiz kısmına bakacak olursak bizden istediği yer pozitif değerler. O zaman alacağımız yer burası ve de burası olacak diyoruz. Yani biz burada çözüm kümesini yazmak istersek eksi 5'e 1 bölü 2 açık aralığı birleşim 5'e artı sonsuz açık aralığı yazmamız gerekiyordu. Devam ettik. Arkadaşlar yine her zamanki kuralımız çarpanlarına ayrılabilen her terimi çarpanlarına ayıracağız. O zaman biz burayı normalde x eksi 3 çarpı x artı 3 şeklinde yazabiliriz. Ve mutlak değerde çarpmaya ve bölmeye dağılabildiği için arkadaşlar ayrı ayrı iki mutlak değil çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bunun yanında x eksi 2 var. Burada x eksi 2'nin nesi var? Karesi var. Büyük eşittir 0 demiş bize. Yine ayrı ayrı 0'a eşitliyoruz. Mutlak x eksi 3 eşittir 0 dersem x eşittir 3. Bundan kaç tane var? 2 tane var diyelim. Mutlak x artı 3 eşittir 0 dersem buradan x eşittir eksi 3. Bundan da kaç tane var? 2 tane var diyelim. Sonuçta mutlak değer tek başına, o zaman çift katlı kök olacak. 2 tane var yazabilirim. Burada da yine x eşittir 2 olacak. 2 tane var dedik buna da. Ve burada da mutlak x eksi 2'nin karesi eşittir 0 dersem yine x eksi 2 eşittir 0 olacak. Hatta şöyle yazayım, hiç uzatmayayım orayı. X eşittir 2 olacak, yine 2 tane olacak. Bakın aynı kökten ikişer tane var, toplamda 4 tane var. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? Çift katlı oldu. Bu çift katlıymış. Bu da 2 tane dedik. Bu arkadaş da o zaman çift katlı. Burada da 2 tane var dedik. Bu arkadaş da ne olacak? Çift katlı olacak. Buna göre biz tablomuzu oluşturacak olursak elimizde toplamda 3 tane kök var. Tablomuzu oluşturuyoruz. Birinci kök, ikinci kök ve üçüncü kök dememiz gerekiyor. Burada eksi sonsuz var. En küçük kökümüz eksi 3, sonra 2, sonra 3, sonra da artı sonsuzumuz var. Ve bunların hepsinin ben çift katlı olduğunu biliyorum. İkişer tane sıfırları hak ettiler. Bunları ne yapıyorum? Üzerlerine yazıyorum. Sonra bakıyorum. Dahiller mi değiller mi? Eksi 3 sadece yukarıda var. O zaman dahil. Bunu ne yaptım? Kapattım. 2 hem yukarıda var hem aşağıda var. O zaman dahil değil. Çünkü paydayı 0 yaptığı anda kesinlikle dahil olmaz. 3 sadece yukarıda var. Bu arkadaştan olacak arkadaşlar. Dahil olacak.
İşaretimiz mutlak değer artı, mutlak değer artı, mutlak değer artı, mutlak değer artı. O zaman en sağdan artıyla başladık. Hepsi çift katlı kökse hiçbir şey değişmeyecek. Artı 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 olacak. Şimdi gelelim bunun çözüm kümesine. Bize diyor ki soruda sıfırdan büyük yerleri al diyor. Yani nereleri alacaksın diyor. Pozitifleri alacaksın diyor. Bakıyorum. Pozitif. Burada pozitif. Burada pozitif. Burada pozitif. Şimdi bütün kümeler yan yana. Hepsi pozitif. Bulduğumuz tüm aralıklar yan yana. O zaman bunun çözüm kümesi normalde reel sayılar. Ama biz şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki çift katlı kök sağlamadığı halde bulduğunuz kümenin içerisindeyiz. Onu çıkartmanız gerekiyordu. Bakın bu dahil. Bunu çıkartmama gerek yok. Bu da dahil. Bunu da çıkartmama gerek yok. Ama iki dahil olmadığı için bunu kesinlikle ne yapmam lazım? Kümeden çıkartmam lazım. O yüzden bizim seçeneklerden reel sayı fark 2'yi bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Evet. Arkadaşlar grafikli sorularla karşılaşacaksınız. ÖSYM de sever bunu. Şöyle diyoruz. Eğer şu şekilde x eksenini kesen nokta varsa, kesen nokta tek katlı köktür. Cümle çok güzel olmadı. X eksenini kestiği nokta yazayım. X eksenini kestiği nokta tek katlı köktür. İlerleyen kısımlarda kesinlikle burada veya başka bir kaynakta karşılaşacaksınız. Bir de x eksenine teğet olma durum vardır. X eksenine teğet olduğu nokta, teğet olduğu nokta çift katlı köktür. Çift katlı köktür. Yani bu grafikte olduğu gibi fx fonksiyonu eksi 2'yi kesip geçiyor arkadaşlar. Tek katlı. Bunun yerine bu grafik şu şekilde parabolik bir işlem yapsaydı, yani eksi 2'ye değip tekrar yukarıya doğru devam etseydi çift katlı olacaktı. Şimdi biz ne yapıyorduk? Ayrı ayrı sıfıra eşliyorduk. O zaman fx eşittir 0 dersek bu durumda x eksenin kestiği noktayı bulmamız lazım. X eşittir eksi 2 tek katlı kök. X eksi 1 eşittir 0 dersek buradan da x eşittir 1 gelecek. Bu ne olacak arkadaşlar? Yine tek katlı kök olacak. Kökleri bulduk. Bundan sonra yapacağımız işlem arkadaşlar tablo çizmek. Bunun işaretini bulurken farklı bir şey yapacağız. Çünkü grafiği kullanarak yapmam gerekiyor. Bakın burası eksi sonsuz. Kök olarak eksi 2 var, 1 var. Bunlar denklemi eşitsizliğimizi ne yapıyor? 0 yapıyor ama dahil değiller. Çünkü bakın eşitlik yok. Ve şurada da artı sonsuz var. Biz işaret verirken her zaman en sağdan başlıyorduk. Doğru mu? Yani buradan başlayacaktık. 1'den büyük bir değer verdiniz. Bakın 1'den büyük bir değer burasıysa x'e ben 1'den büyük değer veriyorsam nereye gidiyor? Pozitife gidiyor. Hatta şöyle düşünün. Eksi 2'den büyük olduğu müddetçe fx'in aldığı değer hep nereye gidecek? Pozitife gidecek. O zaman fx'imiz şu an artı. Buradaki x'in önü de artı. O zaman artı çarpı artıdan neyi bulacakmışız? İşaret olarak artıyı bulacakmışız. Artıyla başladık. Tek katlı kökten geçti. Eksi oldu. Tek katlı kökten geçti. Artı oldu. Soruda bize dikkat ederseniz nereyi soruyor? Negatifi soruyor. O zaman alacağımız yer burası. Yani biz çözüm kümesini yazmak istersek eksi 2 ile 1 arası diyeceğiz. Eksi 2 ile 1 de ne değil? Dahil değil. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Bakın yine aynı olay. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki fx eşittir 0 yapanları bulmam gerekiyor. O zaman x eşittir eksi 7. Çünkü x eksenini kesmiş. X eşittir 5. X eşittir 7 var. Bunların hepsi arkadaşlar şu an birer tane var. Tek katlı. Sonra neyi bulmam lazım? 1 eksi x eşittir 0 bulmam lazım. Buradan x eşittir 1 çıktı. Bu arkadaş da tek katlı. Bu durumda bunları ne yapmam gerekiyor? Tabloda yerleştirmem gerekiyor. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz. Elimizde toplamda kaç tane var? 4 tane var. O zaman 1, 2, 3, 4 dememiz lazım. Burası eksi sonsuz. En küçük kök eksi 7. Sonra 1 var, 5 var, 7 var. Burada da artı sonsuz var dememiz gerekiyordu. Ve bunların hepsi tek katlı.
ve hiçbir yerde eşitlik olmadığı için dahilliği düşünmeme gerek yok. İşareti en sağdan bakıyorduk. Bakın fx için 7'den büyük bir değer verirsek pozitife gidecek. Fx'imiz pozitif. X'in önündeki işaret eksi olduğu için buradan eksi gelecek. O zaman artı çarpı eksi deyip eksiyle başlayacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Bu grafik sorularında işareti verirken size verilen grafiği kullanmayı unutmayın. En sağdaki değere göre işlem yapmanız gerekecek. Şimdi bu durumda tek katlı kökten atladı, artı oldu, eksi oldu, artı oldu, eksi oldu. Çünkü elimizde hiç çift katlı yok, hep değişerek geçecek. Soruda biz sıfırdan büyük, yani neleri arıyoruz? Pozitifleri arıyoruz diyeceğiz. Bu durumda alacağımız yer burası ve burası olacak. Eğer bize çözüm kümesini sorsaydı, eksi 7 ile 1 arası birleşim, 5 ile 7 arası diyecektik. Burada eksi 6'dan başlar 0'a kadar gider. Burada da sadece 6 var kök olarak. Şimdi bu durumda sıfırdan eksi 6'ya kadar toplamda kaç tane var? 7 tane var. Burada da kaç tane var? 1 tane var. O zaman topladığımız zaman sonuçta 8 tane kök bulmuş olacağız. Yani cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Yukarıdaki grafiğe göre eşitsizliğinin çözüm kümesini sağlayan ya da çözüm kümesini bulun diyebilirdik sağlayan kaç tam sayı vardır diye sormuş bize. Fx eşittir 0 dersek arkadaşlar o zaman x ekseni kestiği noktalar x eşittir eksi 8, x eşittir 3, x eşittir 5, x eşittir 7. Şu an her birinden birer tane var. Öyle gözüküyor. Eksi x kare eksi 5 eşittir 0 dersen buradan x kare eşittir eksi 5 yapar. Bu durumda burada reel kök yok. Yani bunun biz sadece işaretini kullanacağız. O zaman bulduğumuz bu değerlere göre biz tablomuzu çizecek olursak elimizde toplamda 4 tane kök olduğunu biliyoruz. Yani burası eksi sonsuz. Eksi 8, 3, 5, 7 artı sonsuz. Bunların her biri arkadaşlar nedir? Tek katlı köktür. O yüzden birer tane sıfır atıyoruz. Bakıyorum eşitlik var ve fx'imiz pay kısmında. O zaman bunlar kesinlikle nedir? Dahildir. Çünkü eşitsizliği sağlayacak. Sıfır küçük eşittir. Sıfır yapacağı için dahil olacak. İşareti buradan bulacağız. Bakın buradan bakıyorum. 7'den büyük 8 verince pozitife gitti. Yani bu pozitif. Bunun önündeki işaret negatif. Çarpınca sonucumuz ne yaptı? Negatif yaptı. O yüzden sonucumuz ne çıktı? Negatif çıktı. Yani en sağdan negatifle başlayacağız. Pardon. Yo. Evet. Negatif deyip buraya pozitif yazdım. Arkadaşlar normalde o yüzden neyle başlıyoruz? Artıyla başlıyoruz. Tek katlı kökten atladığım zaman eksi oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Yani biz nereleri alacağız? Negatif yerleri alacağız. Soruda bir sıfırdan küçük dediği için. Bu durumda bizim çözüm kümemiz eksi 8 ile 3 kapalı aralığı çünkü dahil etmiştik birleşim 5'e 7 kapalı aralığı şeklinde olacak. Şimdi şurada eksi 8'den 3'e kadar olan tam sayılar var. Bize tam sayıları sorduğu için onları yazıyoruz. Burada da 5, 6, 7 var. Yani burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 dersek toplamda 12 tane var. Burada da 3 tane var deyip bunları toplayınca sonuçta 15 tane tam sayı olduğunu söylememiz gerekiyordu. Devam ettik. Yukarıda fx eğrisi ile gx eğrisinin grafikleri verilmiştir. Gx doğrusunu demiş. Tamam. Fx bölü gx dediği için fx eşittir 0 diyorum. O zaman fx için x eksenini kesen noktalar tek katlı köktür. Burada eksi 4 var. Burada x eşittir 5 var. Gx eşittir 0 diyeceğiz.
Burada ne var? X eşittir 2 var. Başka da kök yok. O zaman bunlara göre yine biz ne yapıyoruz? Hemen tablomuzu çizmeye çalışıyoruz. Şu tablomuz olsun. Arkadaşlar şurası eksi sonsuz. Eksi 4 var. 2 var. Bir kökümüz daha varmış. O da nedir? 5'tir. Şuradan aşağıya doğru bunu da indirdik. Şurada da artı sonsuz var. Herhangi bir eşitlik yok. Her birinden birer tane var. O zaman tek katlı köklerdir ve dahil değillerdir. Biz buradan başlıyoruz. 5'ten büyük. 5'ten büyük bir değer verdik diyelim. F negatife gitti. G pozitife gitti. O zaman eksi çarpı artı deyip eksiyle başlamamız gerekecek. Yani şurası eksi oldu. Tek katlı kökten atladık. Artı oldu, eksi oldu, artı oldu. Soruda bize sıfırdan küçük dediği için bizim burayı ve de burayı almamız gerekiyor. O zaman bizim çözüm kümemiz arkadaşlar. Eksi 4'e 2 açık aralığı birleşim 5'e artı sonsuz açık aralığı olacak diyoruz. Seçeneklerden bunu bulmamız gerekiyordu. Yani cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Evet, ilerleyen kısımlarda grafikle ilgili farklı sorular yine karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Şimdi teste geçiş yaptı sanırım. Arkadaşlar, ilk kural şuydu. Hatta şöyle bir şey vardı. Sadeleştirme yapmıyorduk. İşler dışarı çarpımı yapmıyorduk. Tüm terimleri bir tarafa toplayıp çarpanlara ayırmaya çalışacaktık. O zaman 3x kare artı x eksi 4 sıfırdan büyük derim. Ben burayı 3x'e x, burayı da 4'e eksi 1 diye yazarsam çapraz çarpıp toplayınca ortayı bulabildiğim için burası aslında 3x artı 4 ile x eksi 1'in çarpımıdır. Bu da sıfırdan büyüktür demem gerekiyordu. Daha sonra bunları sıfıra eşitleyerek kökleri bulmam gerekiyor. Birincisinden eksi 4 bölü 3 geldi. X eksi 1 eşittir 0 dersem ikincisinden de ne geldi? 1 geldi. Bunlardan birer tane olduğu için bunlar ne oldu? Tek katlı kök oldu. İşaretimiz 3x artı x artı x'ini çarptık. Artı biz neleri arıyoruz? Pozitif olan yerleri arıyoruz. Buna göre tablomuzu çizecek olursak eğer burası eksi sonsuz, burası eksi 4 bölü 3, burası 1, burası da artı sonsuz dememiz gerekiyordu. Bunların tek katlı olduğunu biliyorum ve sıfır yaptıklarını biliyorum. Aynı zamanda eşitlik olmadığı için bakın dahil değillerdir. Ve artıyla başlayacaktık. Tek katlı kökten geçti eksi oldu. Tek katlı kökten geçti ne oldu? Artı oldu. Biz pozitif yerleri bulduğumuz için burayı ve de burayı almalıyız. O zaman bizim çözüm kümemiz eşittir. Eksi sonsuza eksi 4 bölü 3 aralığı. Birleşim 1'e artı sonsuz aralığı olacak. Çözüm kümesi olsaydı bunu bulmalıydık. Bize diyor ki sağlayan en büyük negatif tam sayı. Yani sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar büyük olacaktır diyor. O zaman şurası eksi 1 küsür yaptığına göre eksi 1'den küçük olan en büyük tam sayıyı bul demiş. Yani cevabımız ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 olacak diyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Devam ettik. Arkadaşlar bazı sorularda kolaylık olsun diye x karenin önündeki eksiden kurtulabilirsiniz. Hatta hep bütün terimler ortak bir sayıya bölünüyorsa sadeleştirebilirsiniz. Yani ben burada her tarafı eksi 4 ile sadeleştirirsem bu x kare olur, bu x olur, bu eksi 2 olur. Eksi 4'e böldüğüm için yön değiştirir, küçük 0 olur. Burayı x'e x, 2'ye eksi 1 şeklinde yazarsam çapraz çarpıp toplayınca ortayı bulabiliyorum. O zaman x artı 2 çarpı x eksi 1 küçük ne olacak? 0 olacak. Bu durumda arkadaşlar x artı 2 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 2 gelecek. X eksi 1 eşittir 0 dersem x eşittir 1 olacak. Bunlardan birer tane olduğu için tek katlı olacak bunlar. İşaretimiz artı artı çarpınca artı oldu. Buraya bakarsak biz neleri arıyoruz? Negatifleri arıyoruz. Buna göre tablo çizecek olursak biz elimizdeki kökler eksi 2 ve 1 yani toplamda 2 tane. Eksi sonsuz oldu, eksi 2 oldu, 1 oldu.
Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Sıfır yapıyor. Dahillik yok. O yüzden kapalı mı değil mi diye eşitlik yok. O yüzden dahilliği düşünmeme gerek yok. İşareti artı bulmuştuk. Artı oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Soruda biz sıfırdan küçük yerleri aradığımız için burayı alacağız. Yani negatifi. O yüzden bizim çözüm kümemiz eksi 2'ye 1 arası olacak ve açık aralık olacak. Bize sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Eksi 1 var, 0 var deyip toplamda 2 tane olduğunu söylememiz gerekiyordu. Hocam bir soru sorabilir miyim? Devam ettik. Arkadaşlar buna dikkat ederseniz bakın soruda bize sağlamayan demiş. Sağlayanlar eğer sıfırdan küçük olanlarsa sağlamayanlar bunun tam tersidir. Arkadaşlar size verilen bir eşitsizliğin tam tersini almak demek. Bakın bu normalde küçüktü ya. Büyük de olabilir, eşit de olabilir. Zaten çarpanlarına ayrılmış. O zaman x eksi 3 eşittir 0 diyeceğim. X eşittir 3 olacak. Tek katlı kök. X artı 1 eşittir 0 diyeceğim. X eşittir eksi 1 olacak. Yine tek katlı kök demem gerekiyor. Sonra işareti birazdan söyleyeceğim. Çünkü bunlarda genelde şöyle bir hata oluyor. Onu orada açıklamam lazım. Elimizdeki kökler neymiş arkadaşlar? 2 tane eksi 1 ve 3. Bakın eksi 1, 3. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Bunlar ne yapıyor? Denklemi tanımsız yapıyor. Peki şöyle düşünelim. Bize sağlamayan tam sayıları sorduğuna göre buradaki eksi 1 ile 3 de bunu sağlamaz. Çünkü tanımsız yapar. O zaman bunları ne yapmam lazım? Dahil etmem lazım. Bakın sağlamayan dedi. Paydadakileri mecburen dahil ettim. Tamam mı? Sonuçta sağlamayan değerlerdir bunlar. Sonra işarete baktığımızda genelde yapılan hatayı söylüyorum. Biz demiştik ki her çarpanda bulunan en büyük dereceli terimin işareti alınır. O zaman hep x'lere bakmıştık. Çünkü en büyük çarpan oydu. Bakın burada x artı, burada x artı. Arkadaşlar sonuçta şuradaki eksi 3 de bir çarpandır. Bunun da en büyük terimi eksi 3 olduğu için işareti eksidir deyip artı çarpı artı çarpı eksi deyip eksiyle başlamanız gerekecektir. Tamam mı? Yani sabit sayının işaretini almayı unutmayın. Sonuçta o da bir çarpandır. O yüzden en sağdan eksiyle başlıyoruz. Tek katlı köke geldi. Ne oldu arkadaşlar? Artı oldu, eksi oldu. Soruda bize sıfırdan büyük dediği için burayı almamız gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Kökleri bulduğum yere bakacak olursam bizim buradakine göre pozitifleri almamız gerekiyor. O zaman bizim çözüm kümemizi yazmamızı isteseydi sağlamayanlar için eksi 1'e 3 kapalı aralığı diyecektik. Yani eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'ü alıp toplamda burada bunu sağlamayan 5 tane tam sayı olduğunu söylememiz gerekiyordu. Soruda şöyle demiş, eşitsini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Zaten bize çarpanlarına ayrılmış şekilde verdiği için yapacağımız şey x eksi 2 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir 2 gelecek. Bu bizim için ne olacak arkadaşlar? Tek katlı kök olacak. X artı 4'ün karesi eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir eksi 4 olacak. Ve üzerinde 2 olduğu için ve 2 tane var deyip bunun da ne olduğunu söylememiz gerekiyor. Çift katlı olduğunu söylememiz gerekiyor. İşarete bakarsak artı artı kareye artı olacağı için sonuç artı ve biz burayı kullanarak yaptığımız için neleri bulmalıyız? Negatifleri bulmalıyız. Şimdi bulduğumuz köklere göre biz tablomuzu çizecek olursak eğer elimizde toplamda 2 tane kök var. Bu durumda şurada ne var? Eksi sonsuz var. Burası eksi 4. Burası 2. Burası da ne olacak? Artı sonsuz olacak. Bunlar bize verilen denklemi 0 yapıyor. Eksi 4 çift katlı olduğu için çift sıfırını aldı. Diğeri de bir tane sıfırını aldı. Ve eşitsizliğe bakacak olursak burada bir eşitlik olduğu için ve bunlar da eşitsizliği sağladığı için arkadaşlar dahildir deyip ne yapmam gerekiyor? Bunları kapatmam gerekiyor. İşaret olarak neyle başladık? Artıyla başladık. Tek katlı kökten geçti. Eksi oldu. Tekrar ne oldu? Eksi oldu çift katlı kökte. Soruda biz sıfırdan küçük değerleri aradığımız için bizim alacağımız yer burası. Yani bize bunun çözüm kümesini sorsaydı
eksi sonsuza 2 derdik. Buradan açık, buradan kapalı derdik. Veya eksi sonsuza eksi 4. Gerçi o dahil olduğu için hiçbir şey yapmama gerek yok. Eksi 4 dahil olduğu için arkadaşlar bunu çıkartma gibi durumumuz mevcut değil. Soruda bize en büyük tam sayı değeri dediği için bu aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değerinin ne olduğunu görürüz. 2 olduğunu görürüz. Yani cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. Bazen bu şekilde arkadaşlar size tabloyu verip neyi sorabilir? Eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorabilir. Biz neleri biliyoruz arkadaşlar? Bakın burada bahsettiği şey büyük ihtimalle hani mavi olan bizim çözüm kümemiz olacak gibi gözüküyor. Eksi 2 ve 1'in ben tek katlı olduğunu biliyorum. Yani bunun bize verilen eşitsizliğin içerisinde x artı 2 olmalı. Bir yerde x eksi 1 olmalı ki ben kök olarak eksi 2 ve 1'i bulabileyim. Çift katlı kök olarak da arkadaşlar x eksi 3 olmalı. Buradan ne olacak? 2n tane olacak. Tabi buradaki n nedir? 1 doğal sayıdır, hatta pozitif doğal sayıdır değil. Çift miktarda olduğunu söylemeliyiz. Çift miktarda olacak. Yani 2 tane olur, 4 tane olur, 6 tane olur, artık kaç tane olursa. Bakın burada zaten ne yok elimizde, dikkat edin. X eksi 2 var burada, bize x artı 2 lazım, gitti. Yine x eksi 2 var, gitti. Şimdi şurayı çarpanlarına ayırırsam x'e x eksi 3'e 2 demem lazım. Ne oldu? X artı 2 çarpı x eksi 3 bölü aşağıda da x eksi 3'ün 3. kuvveti var. 3 tane burada var, 1 tane burada var, 4 tane, tamam, çift katlı oldu. Eksi 2 de var, yani x artı 2 de var ama bu sefer x eksi 1'imiz yok, bu da iptal oldu. Buna baktığımız zaman x'e x artı 3'e eksi 2 dersem x artı 3 geldi, x eksi 2 geldi. Bizim bulduklarımızla hiçbir alakası yok. Yani olması gerekenlerle alakası yok, bir Edirne kaldı. Cevap Edirne. Hatta görelim, çarpanlarını ayırdık. Burası x eksi 3 çarpı x artı 2 olarak yazılabilir. Aşağısı da x eksi 3 çarpı x eksi 1 olarak yazılabilir. Sıfırdan büyük. Bakıyorum. 2 tane var. Tamam. Çift katlı. 1 tane var tek katlı. 1 tane var tek katlı ve sıfırdan büyük. Yani pozitifleri almış olduk. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Devam ettik. Arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapmayı çok isterdik ama bu konuda maalesef öyle bir işlem yapamıyoruz. Hepsini bir tarafa toplayıp varsa payda eşitleyip düzenlememiz gerekiyor. O zaman burayı x ile genişletirsem 2x kare, bu x'i dağıtırsam artı x eksi 15 bölü x küçük eşittir 0 diye bir eşitsizlik elde edeceğiz. Bu durumda biz burayı 2x ise x, 5'e eksi 5'e 3 diye yazarsam çapraz çarpıp toplayınca ortayı bulabiliyorum. Yani buradan 2x eksi 5 çarpı x artı 3 bölü x şeklinde bir eşitsizlik gelecek. Sonra yapacağım şey standart zaten. Kökleri bulmalıyım. 0'a eşitledim. Buradan 5 bölü 2 geldi. 0'a eşitledim. Buradan eksi 3 geldi. 0'a eşitledim. Buradan 0 geldi. Her birinden birer tane olduğu için bu arkadaşlar tek katlı oldu. Tek katlı oldu diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Hemen tablomuzu çizmeye çalışıyoruz. Elimizde toplamda 3 tane kök var. O zaman burası eksi sonsuz. Kök olarak eksi 3 var, 0 var ve 5 bölü 2 var. Burada da ne var? Artı sonsuz var. Biz bunların tek katlı olduğunu biliyoruz. O yüzden hepsine birer tane 0 verdik. 5 bölü yukarıda, o zaman dahil. 0 aşağıda dahil olmaz kesinlikle. Eksi 3 yukarıda dahil. Çünkü eşitsizliğimizde küçük eşitlik, yani küçük eşit olduğu için eşitlik mevcut. Biz neleri alıyoruz? Negatifleri arıyoruz. Bakın bu artı, bu da artı, bu da artı. En sağdan artıyla başladık. Tek katlı kökten geçti. Eksi oldu, artı oldu, eksi oldu. Biz neler arıyorduk arkadaşlar? Negatifleri. Yani burayı ve burayı almamız gerekiyor. O zaman çözüm kümesini yazacak olursak eksi sonsuza eksi 3. Buradan açık, buradan kapalı diyeceğiz. Birleşim 5 bölü 2'ye ne demem lazım?
artı sonsuz demem lazım. 5 bölü 2'den de kapalı olması gerekiyordu. Yani bizim yapacağımız işlem, pardon, yanlış yer aldım şurada. Şunu hemen düzeltiyoruz. Alacağımız yer burası. Sıfırdan açık, 5 bölü 2'den kapalı deyip seçeneklerden A'yı işaretlememiz gerekiyordu. Devam ettik. Yine içler dışlar çarpımı yapamayacağız. Ne yapıyoruz? Hepsini bir tarafa topluyoruz. Büyük eşittir 0. X ile genişlettim. X kare eksi 2x eksi 3 bölü x büyük eşittir 0 oldu. Bu durumda ben burayı x eksi 3 çarpı x artı 1 bölü x şeklinde düzenleyebilirim. O zaman ne yapıyorum? X eksi 3 eşittir 0 diyorum. X eşittir 3 çıkacak. X artı 1 eşittir 0 diyorum. X eşittir eksi 1 çıkacak. X eşittir 0 da 0 çıkacak. Bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Tek katlı köklerdir. Çünkü her birinden birer tane bulduk. İşaretimiz, bakıyoruz. X artı, x artı, x artı. O zaman artı alacağız işaretimizi. Ve biz neleri arayacağız? Pozitifleri arayacağız. Buna göre tablo çizecek olursak eğer, yapacağımız şey şu arkadaşlar. Tablomuz, diyeceğiz ki burada bizim eksi sonsuzumuz var. En küçük eksi 1 var. Sonra 0, sonra 3. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? 0 yapıyor. Ve dahilliklere bakacak olursak, eksi 1 yukarıda var, dahil. 0 payda da var, kesinlikle dahil olmaz. 3 pay kısmında var, o yüzden bu da dahil. Burası artı sonsuz. İşaretimiz artıydı, eksi oldu. Artı oldu, eksi oldu. Biz pozitifleri arıyorduk, yani burayı ve burayı almalıyız. Eğer bize çözüm kümesini sorsaydı, eksi 1'e 0, eksi 1 dahil olduğu için kapalı, 0 dahil olmadığı için açık birleşeyim. 3 dahil olduğu için kapalı, sonsuz her zaman açık deyip bunu yazmam gerekiyordu. Bizden istediği kaç negatif tam sayı vardır? Arkadaşlar burada negatiflerin olduğu yer sadece burası. Hatta burada negatif olan sadece tam sayı ne var? Eksi 1 var. O yüzden kaç tane demem gerekiyor? Bir tane deyip B'yi işaretlemem gerekiyordu. Devam ettik. İçler dışlar çarpımı, evet, çok güzel gözüküyor ama maalesef yapamıyoruz. Hepsini bir tarafa toplayacağız. X eksi 2 bölü 3 eksi x eksi 1 büyük eşittir 0 diye yazdım. O zaman bununla bunu çarpıp düzenlemem lazım. Yani x eksi 2. Eksi 1 ile çarptım eksi 3 oldu. Eksi 1 ile çarptım artı x oldu. Bölü 3 eksi x büyük eşittir 0 oldu. Bir adım daha düzenleyecek olursam 2x eksi 5 bölü 3 eksi x'imiz büyük eşit 0 dememiz gerekiyor. O zaman yapacağımız şey belli. 2x eksi 5 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x'i 5 bölü 2 bulacağız. 3 eksi x eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x'i 3 bulacağız. Bunlardan birer tane bulduğumuz için bunların tek katlı kök olduğunu söyleyeceğiz. Sonra işaretlere bakacağız. 2x artı, bu eksi, artı çarpı eksiden negatif, yani eksiyle başlamamız gerekiyor. Ve en son yaptığımız yere göre de bizim neleri bulmamız lazım? Pozitif olan yeri bulmamız lazım. Şimdi yapacağımız şey tablo çizmek. Tablomuzu çiziyoruz. Kök olarak eksi sonsuzdan başlıyor. 5 bölü 2 var. 2,5 bir de ne var? 3 var. Artı sonsuz. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Denklemi 0 yapıyor. 5 bölü 2 yukarıda olduğu için dahil. 3 aşağıda olduğu için, yani payda da olduğu için dahil değil. İşaretimiz eksi. Artı oldu. Eksi oldu. Bizden istenen yer pozitif olduğu için burayı almamız lazım. Yani biz bunun çözüm kümesini yazacak olursak 5 bölü 2'den kapalı, 3'ten ne demem gerekiyor? Açık demem gerekiyor. Şimdi soruya dikkat ederseniz sağlayan kaç tam sayı vardır diye sormuş bize. 5 bölü 2 tam sayı olsaydı en azından bir tane derdik ama 5 bölü 2, 2,5 yapar tam sayı değil. 2,5 ile 3 arasında herhangi bir tam sayı yok. Bu aralıkta ne yok arkadaşlar? Tam sayı yok deyip 0 tane olduğunu
söylememiz gerekecekti. Devam ettik. Önceki sorulara göre gayet kolay bir soru. Biz bunu çarpanlarına ayırırsak x eksi 4 çarpı x artı 4 şeklinde yazabiliriz. Bölü x deriz. Küçük eşittir 0. Sonra ayrı ayrı 0'a eşleyeceğiz. Yani x eksi 4 eşittir 0 diyeceğiz. X eşittir 4 gelecek. X artı 4 eşittir 0 diyeceğiz. Buradan x eşittir eksi 4 gelecek. Bir de x eşittir 0 diyeceğiz. Bunlar ne arkadaşlar? Tek katlı. Tek katlı ve yine tek katlı kökler olacak. İşaretimiz artı, artı, artı. O zaman artıyla başladık ve en son kullandığımız yere göre bizim neleri bulmamız lazım? Negatifleri bulmamız lazım. Buna göre biz tablo çizecek olursak arkadaşlar, bir de şurası var. Şurası ne oldu? Eksi sonsuz oldu. Burası artı sonsuz oldu. Kök olarak elimizde eksi 4 var. 0 ve 4 var. Hepsi tek katlı. Hepsi 0 yapıyor. 0 tanımsız yapıyor ama yine de onun içinde 0 atıyorum. İşaretimiz neydi? Artıydı. Tek katlı kökten geçecek. Eksi olacak. Artı olacak. Eksi olacak. Dahilliği bakmadık. Ona bakalım. 4 yukarıda dahil. 0 aşağıda dahil olamaz. Eksi 4 yukarıda dahil diyeceğiz. Sonra da biz negatif yerleri aradığımız için alacağımız yer burası ve burası olacak. Yani biz çözüm kümesini yazmak istersek eksi sonsuza eksi 4, eksi sonsuzdan açık eksi 4'ten kapalı birleşim, 0'a 4, 0'dan açık 4'ten kapalı dememiz gerekiyordu. Şimdi buna benzer bir kümemiz var mı? Var. Edirne'de aradığımız şeyi bulmuş oluyoruz. O yüzden cevabımız E seçeneğidir dedi. Zaten bize aralıklardan birini sormuş. O yüzden bunu almış olacağız. Sonraki sorumuz. Evet. Demiş ki arkadaşlar siz uğraşın. İşiniz ne? Ne yapacağız? Hepsini bir tarafa toplayacağız. X artı 5 bölü x eksi 3 eksi x eksi 2 bölü x artı 4. Bunu x artı 4 ile burayı da x eksi 3 ile genişletip ne yapacağım? Ortak payda içerisinde yazmam gerekiyor. O zaman x artı 4 ile x eksi 3'ün çarpımı var aşağıda. Burayla uğraşmıyorum. Şunu dağıtarak yazıyorum. X kare artı 4x artı 5x artı 20. Eksi x kare de eksi x kare oldu. Eksi 2x de artı 2x oldu. Eksi 3x de artı 3x oldu. Artı 6'ydı. Eksi 6 oldu. Sıfırdan küçüğe dönüştü. Şu x kareler gitti. 4x, 5x, 9x, 11x, 14x oldu. 20 eksi 6'dan artı 14 de böyle geldi. Bölü x artı 4 çarpı x eksi 3. Daha fazla çarpanlar ayırmaya gerek yok. Yapacağımız şey belli. 14x artı 14 eşittir 0 dersen buradan x eşittir eksi 1 gelecek. Bir tane var tek katlı. X artı 4 eşittir 0 dersen buradan x eşittir eksi 4 olacak. Bir tane var tek katlı. X eksi 3 eşittir 0 dersen buradan x eşittir 3 gelecek. Bu da yine nedir? Tek katlı. İşaretimiz artı, artı, artı. Yani artıyla başladık. Ve buradan dolayı neleri bulmamız lazım bizim? Negatifleri bulmamız lazım. Bulduğumuz 3 köke göre tablomuzu oluşturuyoruz. Burada eksi sonsuz var. Eksi 4 var. Eksi 1 var. 3 var. Hepsi 0 yapıyor. Hatta eksi 4 ile 3 tanımsız yapıyor. Onlar kesinlikle dahil olmaz. Zaten soruda herhangi bir eşitlik olmadığı için hiçbiri dahil değildir. Yani dahilliği düşünmeme gerek yok. İşaretin artı olduğunu söylemiştik. Tek katlı kökten atlattık. Eksi oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Biz negatifleri arıyorduk. Burası var ve burası var. Yani bu soruda bize eğer çözüm kümesini sorsaydı eksi sonsuza eksi 4 açık aralığı birleşim eksi 1'e 3 açık aralığı demeliydik. Soruda bize bunu sağlayan en büyük tam sayı değerini sormuş arkadaşlar. Tamam.
En büyük tam sayı değeri. Çözüm kümesine baktığımız zaman büyük değerler buradan gelecek. Buradaki en büyük tam sayı değerimiz kaçtır? 2'dir. Bak deneyelim. 2 yazdım. 7 bölü eksi 1. 2 yazdım. 0. Eksi 7 sıfırdan küçük mü? Küçük. O zaman sağlıyor. Yani buradaki en büyük tam sayı değerimiz kaç olacakmış? 2 olacakmış diyoruz. Devam ettik. Zaten çarpanlarına ayrılmış. Ne yapıyoruz? 3x artı 5 eşittir 0 diyoruz. Buradan x eşittir eksi 5 bölü 3 gelecek. Arkadaşlar üstü sayılar tek başınaysa bunları 0 yapan herhangi bir reel kök yoktur. Ama ilerleyen kısımlarda şöyle bir şey olur. Mesela 2 üzeri x eksi 32 yazar buraya. O zaman x eşittir 5 dersiniz bunu 0 yapacak kök olarak. Tamam mı? Ona da dikkat edin. Daha sonra 3 eksi x eşittir 0 dersem x eşittir 3 olacak. Bunların her birinden birer tane var. Tek katlı ve tek katlı olduğunu biliyoruz. İşaretimiz bu artı. Burada ben ne yazarsam yazayım 7'nin tüm kuvvetleri pozitiftir. Bu eksi olduğu için 2 tane pozitif 1 tane negatif ne yaptı? Negatif yaptı. Ve biz neleri arıyoruz? Pozitif kısmı arıyoruz. O zaman tablomuzu çizecek olursak eğer elimizde kök olarak eksi 5 bölü 3 var ve 3 var. Şurası eksi sonsuz. Eksi 5 bölü 3. 3. Burası artı sonsuz. Hepsi tek katlı birer tane 0. Eşitlik yok. Hiçbiri dahil değil. İşaretin eksi olduğunu söyledik. Tek katlı kökten geçti. Artı oldu. Sonra tekrar eksi oldu diyeceğiz. Yani bizim alacağımız yer burası olacak. Bu durumda biz çözüm kümesini yazacak olursak eksi 5 bölü 3'e 3 demem lazım ve bunlar ne olacak arkadaşlar? Açık kümeler olacak. Bize ne demiş? Sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu aralıktaki tam sayılar eksi 5 bölü 3, eksi 1 küsür yapacağı için bundan büyük değerlerden başlar. Yani eksi 1, 0, 1, en son 2 olur. Bunları da toplamını bulacak olsak toplam ne yapar? 2 yapar deyip cevabın C seçeneği olduğunu söylememiz gerekiyordu. Arkadaşlar küplü sorularda çarpanlar ayırmayı göremediniz diyelim. Yani ben şu an ne olduğunu görüyorum ama göremediniz diyelim. 5 tane değer deneyeceksiniz. Bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'yi yerine yazın. 0 yapıyorsa o çarpandan orada var demektir. 1 yazdım mesela bakın. 1 eksi 3 artı 2 sağladı. Tamam mı? O zaman bunun içerisinde ne diyelim? 1 bunun kökü. O zaman içerisinde x eksi 1 olmalı. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Göremedik diyelim. İşin çakallığına geçiş yapıyoruz. O zaman bunun içerisinde x eksi 1 olacak ya. X eksi 1'e tam bölünür. Her denklem kendi çarpanına tam bölünür. Polinom bölmesi yapacak. Burayı x kare ile genişlettim. X küp eksi x kare bölü. Buradan x kare eksi 3x artı 2. X kare olması için x ile genişlettim. X kare eksi x geldi. Buradan eksi 2x artı 2 oldu. Eksi 2 x olması için eksi 2 ile genişlettim. Eksi 2x artı 2 geldi. Ne oldu? 0 oldu. O zaman ben burayı şöyle yazabiliyormuşum. X eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 2 büyük 0. Hatta bunu da x'e x artı 2 eksi 1 dersem x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı x eksi 1 oldu. Bir adım daha düzenlersem x eksi 1'in karesi çarpı x artı 2 yaptı. Bu pratik yöntemlerden biridir. Genelde bu 5 değer sağlar. Yani çok büyük değerler olmaz. Bunlar olmadıysa farklı bir şey vardır. Ya da eksi 3 ile artı 3'ü deneyin. Bir ihtimal onlar da 0 yapabilir. Hani içinde çok terim olmadığı için denenebilir. Sağlıyorsa o kök vardır deyip ona göre bir polinom bölmesiyle işlem yapıp bu şekilde çarpanlarını ayırabilirsiniz. Yok hocam ben görüyorum derseniz o zaman şöyle yapmanız lazım. X küp eksi x eksi 2x artı 2 diyeceksiniz. Şurada x parantezini alsanız x kare eksi 1 gelecek. Burada da eksi 2 parantezini alsanız x eksi 1 gelecek. Ben buraya x çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazabilirim. Burası da eksi 2 çarpı x eksi 1 olacak. Sıfırdan büyük. O zaman x eksi 1 parantezini alsam burada şu x'i gelecek. Yani x kare artı x buradan da eksi 2 gelecek. Bu durumda şunun aynısını elde etmiş oldunuz. Yani
aynı sonucu elde edersiniz bir şekilde. O zaman çarpandan ayırdığım için x eksi 1'in karesi eşittir 0 dersen buradan x eşittir 1 gelir. Toplamda 2 tane olduğu için şöyle yapayım. Ne oldu? Çift katlı oldu dememiz lazım. Buradan da x artı 2 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 2 gelecek. Buna göre biz tablomuzu çizecek olursak elimizde 2 tane kök var. Burası eksi sonsuz, eksi 2, eksi 1 ve ne arkadaşlar? Artı sonsuzumuz var. Bir çift katlı olduğu için çift 0'ı hak etti. Öbürü de tek katlı olduğu için eksi 2 oldu. Bir tane 0 oldu. İşaretimiz bakıyoruz. En son işlem yaptığımız yer burası artı. Burası artı neyle başladık? Artı ile başladık. Çift katlı kökten geçtik ne oldu? Artı oldu. Tek katlı kökten geçtik ne oldu? Eksi oldu. Biz sıfırdan büyük yani nereler arıyoruz? Pozitif kısmı arıyoruz. O zaman alacağımız yer burası ve burası olacak. Yani ben bunu yazmak istersem iki çözüm kümesi bulduk ve bunlar yan yana olduğu için eksi 2'yi artı sonsuz yazabiliriz. Yalnız şöyle demiştik. Çift katlı kök dahil olmadığı halde bulduğumuz küme içerisinde ise onu ne yapmamız gerekiyor? Bu şekilde çıkartmamız gerekiyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Devam ettik. X üzeri 20.002, X üzeri 20.000. Evet. Ne yaparız? X üzeri 20.000 parantezini alırız. O zaman birinciden x kare diğerinden 9 gelir deriz. Küçük eşit 0 deriz. Hatta x üzeri 20.000 çarpı 2 kare farkından x eksi 3 çarpı x artı 3 küçük eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. O zaman x üzeri 20.000 eşittir 0 dersem x eşittir 0 olur. 20.000 tane var çift katlı. X eksi 3 eşittir 0 dersem x eşittir 3 olur. 1 tane var tek katlı. X artı 3 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 3 var. Bu da yine ne arkadaşlar? Tek katlı. O zaman biz buna göre çözüm kümesini yazacaksak eğer elimizde toplamda 3 tane kök mevcut. Eksi sonsuz, eksi 3 var, 0 var, 3 var. 0 çift katlı, öbürleri tek katlı. Bakın eşitlik olduğu için hepsi dahil. Konuşamadım bir anda. Hepsi dahil olacak. Niye? Paydada olan hiçbir terim yok. O zaman eşitlik varsa ne var ne yok alayı dahildir. İşaretimiz pozitif, pozitif, pozitif. Neyle başladık? Artıyla başladık. Tek katlı kökten geçti. Eksi oldu. Çift katlı kök yine eksi oldu. Tek katlı kök artı oldu. Bize normalde bunun çözüm kümesini sorsaydı eğer eksi 3'e 3 kapalı aralı diyecektik. Ama bize diyor ki sağlayan pozitif tam sayıların toplamı kaçtır? Yani 1'i, 2'yi ve 3'ü topla demiş bize. Yani bizim seçeneklerden 6'yı bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Vay. Evet. Hepsi çarpanlarına ayrılmış. Ayrı ayrı sıfırla eşitliyorum. X kare eşittir 0. Buradan x eşittir 0. Çift katlı şu an. X eksi 1'in küpü eşittir 0. Buradan x eşittir 1. Şu an tek katlı. Benzer bir kök gelirse bakacağız. X eksi 2'nin 4. kuvveti 0 dersem x eşittir 2. Şu an çift katlı. X eksi 3'ün 5. kuvveti eşittir 0 dersem buradan x eşittir 3. Şu an bu ne arkadaşlar? Tek katlı. X eksi 4 dün 6. kuvvet eşittir 0 dersem x eşittir 4 üzerinde 6 olduğu için bu da ne oldu? Çift katlı. Hepsi birbirinden farklı. O zaman tablomuzu çiziyoruz. Elimizde toplamda 5 tane kök var. 1. kök, 2. kök, 3. kök, 4. kök ve 5. kök dememiz gerekiyor. Şurası eksi sonsuz ve kökler de 0, 1, 2, 3, 4. 0 çift katlı çift sıfırını hak etti. 1 tek katlı tek sıfırını hak etti. 2 çift katlı çift sıfırını hak etti. 3 tek katlı 4 çift katlı. Şurada artı sonsuzumuz var. Şimdi dahilliklere bakıyoruz. 0 sadece yukarıda var dahil. 1 sadece yukarıda var dahil. 2 sadece yukarıda var dahil. Kapatıyoruz bunları.
3 aşağıda var. Dahil değil. 4 aşağıda var. Dahil değil. İşaretimiz artı, 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 artı ve yine artı olduğu için artıyla başladık. Çift katlı yine artı. Tek katlıdan geçti eksi. Çift katlı eksi. Tek katlıdan geçti artı. Çift katlıdan geçti. Yine ne oldu? Artı oldu. Biz soruda sıfırdan küçük yerleri aradığımız için şuraları alacağız. Şimdi normalde bize çözüm kümesini yaz deseydi taradığımız yeri alacaktık. Yani 1 ile 3 arası diyecektik. Ama işimiz bitmeyecekti. Özellikle böyle bir soru gelmesine sevindim. Önceden şöyle bir şey de söylemiştik. Çift katlı kök dahil olduğu halde çözüm kümesinde yoksa kümeye dahil edilir. Eklenir. Yani birleşim 0 deyip 0 eklemem gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bakın çift katlı kök dahil ama bulduğumuz küme içerisinde yok. O zaman bunu ne yapmam lazım? Birleşim olarak eklemem lazım. Bize soruda kaç tane tam sayı var demiş. Buradaki tam sayı 1, 2, 1 de ne var? 0 var, toplamda 3 tane. Bakın seçeneklere dikkat edin. 2 de var burada. 0'ı dikkate almayan arkadaşlar elenmiş olacaktı. O yüzden cevabımız B seçeneği 3 tanedir dememiz gerekiyordu. Arkadaşlar yine çarpanlarını ayırıyoruz. Yukarıyı çarpanlarını ayırmak için x parantezini alsam x kare artı 3x artı 2 gelecek. Bu da çarpanlarını ayıracak. Aşağıda x parantezini alsam x eksi 5 gelecek. Küçük eşittir 0. Sadeleştirme yapmıyorum. Tamam mı? Çift katlı kök olduğunu gördüm ama sadeleştirme yapmıyorum. Bazı kaynaklar çift katlı kökleri sadeleştirin çok da önemli değil derler de. Yani duruma göre değişir açıkçası. Şimdi yukarıdan x eşittir 0 şu an bir tane var. X artı 2 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 2 bundan da bir tane var. X artı 1 eşittir 0 dersem x eşittir eksi 1 bundan da bir tane var. X eşittir 0 dersem bir tane de bundan geldi. X eksi 5 eşittir 0 dersem x eşittir 5 bundan da bir tane var. O zaman şu iki arkadaşa dikkat edecek olursak ikisi aynı kök. Toplamda iki tane olduğu için bu arkadaşlar birbirini neye çevirmiş oldu? Çift katlıya çevirmiş oldu. Buna göre biz tablo çizecek olursak elimizde olan kökler eksi 2, eksi 1, 1 ve 5. Yani toplamda 4 kökümüz var. Eksi sonsuz, eksi 2, eksi 1, 1 ve 5. Şurada artı sonsuzumuz var. Bir çift katlı oldu o zaman çift sıfırını yapıştırdık. 5 tek katlı, eksi 1 tek katlı, bu da tek katlı. Bu 1 değil tabii ki 0 olacak. Değil mi? Kökümüz 0'dı. Ben bir taneye göre 1 yazdım. O zaman arkadaşlar 0 hem yukarıda hem aşağıda var dahil değil. 5 aşağıda var dahil değil. Eksi 1 sadece yukarıda var ve eşitlik olduğu için dahil. Eksi 2 sadece yukarıda var dahil. İşaretimiz bakıyoruz. Artı 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 artı. O zaman artı ile başladık. Eksi oldu. Eksi oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Soruda bize sıfırdan küçük dediği için burayı almamız lazım. Burayı almamız lazım ve bir de burayı almamız lazım. Normalde bize çözüm kümesini yaz deseydi derdik ki eksi sonsuza eksi 2, eksi 2'den kapalı. Sonra birleşim eksi 1'den kapalı 5'ten açık. Fark 0 derdim çünkü 0 küme içerisinde ancak dahil değil. Soruda bize kaç pozitif tam sayı vardır dediği için pozitif olan yani bu aralıkların içerisinde pozitiflerin olduğu yere bakmam lazım. Pozitifler burada 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Yani toplamda kaç tane var? 4 tane var demem gerekiyordu. Arkadaşlar